Bayraklar. Tabii Teknofest Akdeniz'in merkezi Adana, Şakirpaşa Havalimanı'nda muhteşem bir coşkuyla Teknofest kapılarını milletimize açtı. Bu yıl 1 milyon 600 binden fazla gencimiz yarışmalarımıza başvurmuştu. Korku vermek için, bizleri selamlamak için büyük bir kısmı tamamlandı. Artık 50 farklı kategoride olan yarışmaların sadece birkaçı devam ediyor. Büyük bir kısmı Antalya'da gerçekleşti. 25 farklı yarışmanın. Şimdi bunun yanında son dönemde az önce de bahsettiğim gibi birkaç yarışma kaldı sadece. Ama inanılmaz bir coşkuyla bu yıla girmiştik. Adana'nın sıcaklığıyla benzer bir şekilde muhteşem bir coşkuyla Şakirpaşa'da da Adana Teknofest kapılarını milletimize açmış oldu. Çok yoğun bir katılım var, yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Tabii özellikle hafta sonu bu ilgi daha da artacaktır. Bu nedenle biz tüm ziyaretçilerimize hafta içini tavsiye ediyoruz ve toplu taşımayı kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Teknofest'in bu yıl 11 farklı yarışması var. Toplamda 50 yarışmadan oluşuyor. Bunların içinde kuantum teknolojilerinden büyük dil modellerine, T3 yapay zeka hackathonundan, nükleer enerji teknolojilerinden, finansal teknolojiler yarışmalarına kadar uzanan geniş bir yelpazede gerçekleşti. Bunun yanında biliyorsunuz Teknofest aynı zamanda ülkemizin geliştirdiği yeni teknolojilerin de ilk defa milletimizle buluşma adresi oldu. Daha önceden Akıncı, Bayraktar Akıncı, sağ tarafta arkamızda gördüğünüz diğer tarafta ilk uçuşunu milletimizin doğasını alarak Teknofest'ten sonra gerçekleştirmişti. Şimdi yine havada. Yine arkamda Bayraktar Kızıl Elma bulunuyor. O da ilk uçuşunu milletimizin huzurunda yapmıştı. Bu yılda Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçağı TUSAŞ'ın geliştirdiği Anka 3 hava aracımız halkın huzurunda ilk defa gösteri yapacaklar. Bunlar da tabii Teknofest'in yeni sürprizleri. İnşallah gençlerimiz de yeni teknolojiler geliştirdikçe Teknofest kuşağımız, bizden sonra gelen nesiller, onların eserlerini de adım adım sergilemeye başlayacağız. Efendim, bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun sloganıyla yola çıktı Teknofest. Bugün de Adanalı gençler uçaklara dokunma fırsatı elde ettiler. Çok önemli bir şey. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz efendim? Adana bugüne kadar online kayıt açısından, çevrimiçi kayıt açısından en fazla kayıt alan festivalimiz oldu. Bu da tabii özellikle Teknofest'in dip dalgasının ülkemizin en ücra köşesindeki çocuğun bile gelip onun hayallerine adeta dokunmamız suretiyle ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh yarınları taşıma açısından çok önemli görüyoruz. On binlerce genç kardeşimizi biz buraya Özdemir Bayraktar bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun kapsamında ücretsiz bir şekilde getiriyoruz. Burada seyirlerini gezme, ziyaret boyunca onları bir anlamda hayallerine dokunarak geleceğe dair bu alanda da insanlığın faydasına, ülkemizin yararına nice eserler geliştirmeleri adına ilham olmaya çalışıyoruz. Benim hikayemde de benzer bir şey var. Ben de ufacık bir çocukken babam beni ufacık bir etkinliğe götürmüştü. O gün aklımdan hiç çıkmadı. Bizim de amacımız bu. Genç kardeşlerimizin en imkanı olmayan çocuğun dahi hayallerine girebilmek ve bir anlamda ülkemiz adına, insanlık adına onun hayallerini, gayretini yeşertebilmek, ilham olabilmek. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Teknofest Akdeniz'e, Adana'ya, Şakirpaşa Havalimanı'na tüm milletimizi ve tüm dost ve kardeş coğrafyalarımızı bekliyoruz. Hafta içini tercih edin. Çok yoğun bir festival oluyor. Olacak. Büyük coşkusu var buranın. Sabahın erken saatlerini tercih edin ve toplu taşımayı. Çünkü çok büyük bir yoğunluk görüyoruz. Özellikle hafta sonu çok yoğun olacak. Online kayıt yaptırmayı da unutmasın lütfen değerli ziyaretçilerimiz. Herkesi
Teknofest Akdeniz'e, Adana'ya, Şakirpaşa Havalimanı'na bekliyoruz. Pazar gününe kadar buradayız. Sağ olun, var olun.